Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Saç boyama videosuyla yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Daha önceden başlamış olduğumuz açmadan sarı saç boyama işlemine bu videoda da devam edeceğiz. Şayet ki daha önceki boyamaları merak ediyorsanız açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden kendi saç rengimin üzerine Higora High Life serisinden 12.2 ve de 12.0'ı karıştırarak bir boyama işlemi gerçekleştirdik. Onun üzerine arkadaşlar 10.1 ile 12.0'ı karıştırıp yine bir boyama işlemi gerçekleştirmiştik. Şimdi bu videoda daha önceki videoda olduğu gibi 12.0 ile 10.1'i yine karıştırıp yine aynı işlemi uygulayacağız. Neden aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar? Daha önceden dipten çıkan saç tonumu gerçekten çok güzel eşitlemişti ve saçı da gerektiği kadar açmıştı. Zaten 10.1'in etkisi saç boyamada gerçekten çok güzel. Bu sebeple aynı boyamayı yineleyip saçın renginin daha iyi şekle gelmesini istedim ve bu boyamayı tercih ettim arkadaşlar. Eğer ki açarak saç boyamak istiyorsanız daha önceden paylaşmış olduğum Schwarzkopf Omega Flex açıcıyla ve üzerine 10.1 ile boyama yaparak tam platin rengine ulaşmış olduğum bir videom var. O videoya da açıklamalar bölümünden giderek bakabilirsiniz. Bu videoda arkadaşlar hemen şöyle gösteriyorum sizlere. Higora Highlight serisinden 12.0 ve de 10.1 ile boyama yapacağız arkadaşlar. Ve yanında yine bir önceki videoda olduğu için Clemence'in 30 volümlük oksidanını kullanacağız. Şayet ki siz bulabiliyorsanız Higora'nın 30 volümlük oksidanını kullanırsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz arkadaşlar. Boyalarımıza görmüş olduğumuza göre artık boyama işlemine başlayabiliriz. Bu aşamada şöyle bir şey söylemek istiyorum ki arkadaşlar, kanalıma abone olup destek verirseniz gerçekten çok sevinirim. Haydi şimdi boyayı hazırlayalım. Ve boyayı hazırlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Boyayı hazırlamak için şöyle bir boyama kabına ihtiyacımız var. Ve saçımızı boyayabilmek için, ayrıca boyayı karıştırabilmek için de böyle bir fırçaya ihtiyacımız var. Hemen boyaları açalım. İlk olarak Higora Royal Highlights'tan 12.0'ı açıyorum arkadaşlar. Şöyle boyayı çıkartıyorum. Daha önceden biz bunun tam olarak yarısını kullanmıştık arkadaşlar. Totalde 60 ml'lik bir boya, biz bunun 30 ml'ini kullanmıştık. Şimdi kalan yarısını kullanacağız ve kalan yarısını hemen boyama kabımın içerisine alıyorum. Bir önceki videolarda söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, Higora'nın boyaları gerçekten fazlasıyla katı boyalar. Diğer boyalar gibi değil arkadaşlar. Onlar bir tık daha sıvı, fakat Higora Royal gerçekten fazlasıyla katı bir boya. Şöyle göstermem gerekirse arkadaşlar, yarısını kabımın içerisine aldım. Şimdi yine Higora Royal Highlights'tan 10.1'i de boyama kabımın içerisine alacağım. Yine aynı şekilde arkadaşlar, o da 60 ml'lik bir tüptü. Onun da 30 ml'ini kullanmıştım. Şimdi kalan 30 ml'ini boyama kabımın içerisine alıyorum. Herhangi bir tek renkle de saç boyaması yapabilirsiniz. Fakat arkadaşlar, bu şekilde karışım yaptığınızda hem beyazları kapamada daha etkili olacaktır, hem de arkadaşlar saçınızda oluşabilecek turunculukları engellemiş olabilirsiniz. Bu sebeple bu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eğer ki saçınıza cila yapacaksanız veya sarı saç renginizi de korumaya devam edeceksiniz arkadaşlar, İşte bu aşamada da yine böyle iki boyayı karıştırırsanız daha başarılı sonuçlar alabilirsiniz.
Şöyle arkadaşlar, bu boyayı da ben boyama kabımın içerisine aldım. Şöyle sizlere gösteriyorum. Ve öncelikli olarak oksidini koymadan şöyle ikisini karıştıracağım. Şu an boyama kabımın içerisinde 60 ml'lik, yani tam bir tüp boya var arkadaşlar. Bu benim saçıma yetecek. Eğer ki saçınız daha dolgunsa birer tüp olarak kullanmanızı, yani totalde 120 ml'lik boya kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlar 90 ml'lik boya da kullanabilirsiniz. Şayet ki boya karışımını bu şekilde yapacaksanız. Ben boya karışımını şöyle yapıyorum arkadaşlar. 60 ml'lik boyanın içerisine 90 ml'lik oksidan ekliyorum. Neden bu şekilde ekliyorum arkadaşlar? Az önce söylemiş olduğum gibi Igora gerçekten fazlasıyla katı bir boya. Bu sebeple arkadaşlar ben tam kıvamının oluşması adına 1'e 1,5 oranında kullanıyorum. Tabii ki bu tamamen tercihinize kalmış. Doğrusu arkadaşlar 1'e 1 oranında kullanmanız gerekiyor. Fakat gerçekten katı ve saça sürmekte zorlanabilirsiniz. Bu sebeple ben bu şekilde kullanıyorum. Şimdi oksidanı da açtım, içerisine hemen ekliyorum. Ve oksidanla birlikte boyayı tamamen homojen hale gelene kadar karıştırıyorum. Gerçekten güzel karıştırmanız gerekiyor. Bu da saç boyamasında önemli bir nokta. Şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Igora boyasından fazlasıyla memnunum arkadaşlar. Şayet ki hangi marka boya kullanmam gerekiyor diye düşünüyorsanız Igora'yı sizlere önerebilirim. Veya daha önceden kullanmış olduğum Schwarzkopf Omega Flex serisi, gerçekten o da güzel. Hem kalıcılık olarak devam eden hem de saçı açabilen boyalar arkadaşlar bunlar. Daha önceki boyamalarımda paletiyi de kullandım arkadaşlar. Onda da severek kullandığım renkler, tonlar oldu. Bu boyama işlemine devam ettiğimizde onlardan da deneme yapabiliriz. Şu an açmayı başarılı şekilde götürdüğü için Igora ile devam ediyorum. Ama bir sonraki videoda nasıl bir boyama gelir, bir sonraki videoda hangi tonları kullanırım, inanın sonuca göre karar veriyorum. Bu sebeple takipte kalırsanız saç açmadan sarı saça ulaşma serüvenini benimle paylaşmış olursunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel şekilde karıştırdım. Tabii ki şimdi karıştırdım ama saçıma sürmeden önce şöyle bir defa daha karıştıracağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar boyamız hazır olduğuna göre boyama işlemine geçebiliriz ama öncesinde elimize eldiven takıyoruz. Cilt sağlığımız açısından bu önemli arkadaşlar. Lütfen boyama işlemi yaparken eldiven kullanınız diyorum ve saç boyama işlemine başlıyorum. Boyamızı hazırladık. Eldivenimize girdik. Şu aşamada şöyle bir şey tavsiye etmek istiyorum. Eğer ki saç boyaması yapıyorsanız üzerinize eski bir kıyafet giymelisiniz. Çünkü saç boyaları kıyafetlere zarar veriyor, leke bırakıyor arkadaşlar. Ve de arkadaşlar saç boyamasına başladığınız noktada şöyle bir tarakta olması yanınızda iyi olacaktır. Çünkü fırçayla saçınıza boya sürdüğünüz aşamada herhangi bir tarakla tararsanız hem tüm saç tellerine ulaşmış olursunuz hem de daha iyi bir sonuç elde ediyor olursunuz arkadaşlar diyor. Ve hemen boyama işlemine başlıyorum. Boyama işlemine ben saç diplerinden başlayacağım. Az önce sizlere göstermiştim arkadaşlar. Saç diplerimde şöyle bir parmaklık kadar kendi saç rengim var. O rengin diğer saçlarla bütünleşmesi açısından saç diplerinden başlayacağım. Ve daha sonra tüm saça uygulayacağım. Haydi şimdi uygulamaya başlayalım.
Ve arkadaşlar, normalde saç boyamaya enseden başlanır. Doğru boyama o şekildedir. Fakat ben görmüş olduğunuz üzere önlerden başladım saç boyamaya. Bu tamamen benim tercihim arkadaşlar. Doğru bir boyama yapmak istiyorsanız boyamaya enselerden başlamalısınız. Şöyle bir tarafı bitirdim. Hemen diğer tarafın da diplerine geçeceğim. Şu an herhangi bir tarama işlemi uygulamadım. Çünkü sadece dipleri uyguluyorum arkadaşlar. Fakat uçlara ve boylara geçtiğim anda arkadaşlar, işte o aşamada artık tarağı da kullanmaya başlayacağım. Şöyle arkadaşlar, tüm önlerin diplerine uyguladım. Şimdi arkaların da diplerine uygulamaya başlıyorum hemen. Genel anlamda sizlere nasıl boyadığımı hiç çekmiyordum. Bu videoda bu şekilde nasıl boyadığımı da göstermek istedim. Tek başınıza boyarken bu yöntemle çok kolay şekilde boyayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle elimle kontrol ediyorum arka taraflarını ve fırçanın arkasıyla hemen bir yol oluşturup o yola göre fırçayı sürüp devam ediyorum arkadaşlar. Şu an en alt seviyeye geldim. Hemen oranın da diplerine sürüyorum. Şöyle arkadaşlar, tüm altlara, diplere sürüyorum şu an. Ve daha sonra boyamaya nasıl devam ediyorum? Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Önlerdeki tüm diplere sürüyorum. Şöyle arkalarla birleştiriyorum. Bu taraftaki önlere de süreceğim. Yine bu tarafı da arkayla birleştiriyorum. Şu an bütün dipler bitti arkadaşlar. Artık boylara geçebiliriz. Hemen boyları da göstereceğim. Boylarda da arkadaşlar, yine az önce yapmış olduğum sırayla şöyle tüm elimle önce bir boyayı her tarafa gezdirip daha sonra arkadaşlar şöyle tarakla tarıyorum ve taramış olduğumu şöyle başka bir tarafa doğru alıyorum arkadaşlar. Şimdi yine diğer tutamı da alıyorum. Yine onun da boyuna sürüyorum. İşte eldiven giymenin faydası burada çıkıyor. Bu elime giymedim çünkü arkadaşlar bu elimde sadece fırçayı tutuyorum. Evet, arkayı boyaya değdiriyorum ama asla orayı tutmuyorum. Gerçekten cildinize çok fazla zarar verirsiniz. Bu durumu lütfen önemseyin. Hemen buraya da sürdüm arkadaşlar. Ve ön tarafımın bir bölümü aslında şu an bitti. Daha sonra kalan boyayı yine uçlara süreceğiz. Diğer tarafa da geçelim.
Hemen tarıyoruz. Şöyle diplerden taradığınız zaman arkadaşlar, az önce sürmüş olduğunuz tüplere sürmüş olduğunuz boya da uçlara doğru geliyor. Ve hemen sürmüş olduğum yeri ayırıyorum. Öteki tarafa doğru. Şimdi öndeki diğer tarafa da sürüyorum. Saçınızı tutam tutam ayırıp o şekilde de yapabilirsiniz. Ama tamamen vakit kaybı. Hepsini denedim arkadaşlar. En kolayı bu şekilde oluyor. 5 dakika içinde tüm saçınızı bu şekilde boyayabiliyorsunuz. Gelmediğini hissettiğiniz noktaya bir daha sürebilirsiniz. Tabii ki de yine orayı tararsanız zaten tüm bölgeye gelecektir. Önler tamamen bitti. Hemen şöyle önleri tarıyorum. Şu tarafı da bir daha tarıyorum arkadaşlar. Saç boyası bitene kadar taramanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten bence bu önemli. Bazen kendisi boyayanların bazı noktaları kalmış oluyor. Tamamen bu inanın taramamaktan dolayı oluyor. Saçı taramadığınız için her tarafa boya gelmiyor. Ve arkadaşlar boyamayı yaparken de hep şöyle göstereceğim. Alırken kaptan şöyle bir iki karıştırıp öyle alıyorum. Karıştırmak da önemli arkadaşlar. Çünkü boya durdukça farklı bir hal alabilir. Eğer karıştırırsanız burada sorun oluşmamasını sağlarsınız. Şöyle hemen şuraya da tarıyorum. Sadece atlar kaldı arkadaşlar. Ve sonra son olarak toplu olarak kalan boyayı uçlara yedireceğim. Tek başına boyamak inanın zor değil. Sadece birkaç boyamayı denemelisiniz. İnanın ikinci, üçüncü boyamada fazlasıyla profesyonel olacaksınız. Ve çok kolay şekilde boyayacaksınız. Boya boya da öğreneceksiniz arkadaşlar. Boyama işlemi evde yaptığınızda sadece şunu kabul etmeniz gerekiyor. Çıkacak olan sonucu kabul etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani hangi renk olursa olsun evet bu renk kabulümdür demeniz gerekiyor. Bu sebeple önemli günleriniz varsa bayram, seyran, düğün, dernek, onlardan önce ilk defa boyayacaksınız saçlarınızı arkadaşlar, lütfen denemeyin. Kuaföre gidin, boyatın. Ama sonuçtan eminseniz tabii ki de evde deneyebilirsiniz. Şimdi şöyle tekrardan arkaları da tarayacağım. Arkaları da sürdüm tamamen arkadaşlar. Sık bir tarak kullanırsanız tarama işleminde her tarafa daha iyi gelecektir. Bu taramanın zorluğu tamamen ondan kaynaklı. Ben sık tarak kullanıyorum arkadaşlar. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şöyle sizlere gösteriyorum. Neredeyse boyamın daha yarısı var. Ben toplu olarak bir boyama sürme işlemi daha gerçekleştireceğim. Şöyle üstten. Her zaman için saçın gözüken yeri üstüdür. Oralara ikinci bir boyama işlemi uyguluyorum. Zaten alt taraflara taradığım için gelmişti. Şimdi daha sonra bir daha tarayacağım. Bunu koyduğumda yine gelecek arkadaşlar. Ve bu aşamada şu önleri bir daha yenileyeceğim. Şu tarafa da toplu olarak sürelim.
İlk defa boyayacaksınız. Benim gibi böyle diplerden değil de arkadaşlar. Hemen dipten başlayıp boylara doğru yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan tarıyorum. Zaten sürekli taramış olduğum için tararken görmüş olduğunuz üzere çok da sıkıntı yaşamıyorum. Saçım dolanmıyor. Ve bu sayede hemen boyayı her tarafa yedirmiş oluyorum arkadaşlar. Az önce sürmüş olduğum altlara da sürüyorum tekrardan. Artık saçı tek bir noktada şöyle birleştireceğim. Bekleme aşamasına geçeceğimiz için şöyle üstten yine fazla olan boyayı sürüyorum. Saçlarım ince telli olduğu için arkadaşlar çok da boya gitmiyor açıkçası. Ama ben yine de bol bol sürüyorum. Çünkü açılma işlemi yapmak istiyorsanız herhangi bir saçta boyayı gerektiği kadar sürmelisiniz. Şöyle toparlamaya çalışıyorum hala. Şimdi saçımı şöyle bir tutturacağım ama arkadaşlar, tutturmadan önce şöyle bir parmak uçlarımla saça masaj yapıp boyanın her tarafa gelmesini sağlamak istiyorum. Son aşama olarak zaten uçlar tamamen boya oldu, görmüş olduğunuz gibi tamamen toparlanıyor. Dipler de yeterince oldu arkadaşlar. Şöyle bir masaj yaparsanız kalan yer varsa boyayı oraya da ulaştırmış olursunuz. Ve arkadaşlar şöyle saçı toparlıyorum. Ve bir tane toka yardımıyla saçı tutturuyorum. Bakın şöyle ortalama 5-10 dakika içinde tüm saçı boyamış oluyorsunuz. Evet, hala boyam var arkadaşlar. Merak edenleriniz için şöyle gösteriyorum. Son olarak en üstten bir kere daha süreceğim. Böylelikle artık arkadaşlar saçın görünen kısmını tamamen garantilemiş oluyorsunuz. Görünmeyen kısmını da hem tarakla hem de az önce yapmış olduğumuz masajla garantiye almış oluyorsunuz. Başarılı bir boyama elde etmiş olabiliyorsunuz. Şöyle arkalara da sürüyorum. Fazla fazla sürdüm. Son kalan boyayı da alıyorum arkadaşlar. Artık bu son fırçaydı. Ve son olarak toplu şekilde sürmüş olduğum için şöyle bir her tarafa gelsin diye elimle yaydırıyorum boyayı. Şöyle arkadan gösteriyorum arkadaşlar. Ve de önden de bu şekilde. Bu tarafı da göstereyim. Ve boyadaki son durumda şudur arkadaşlar. Boya bitti. Evet, yanda çok az kalmış aslında. Onu da alabilirim. Şöyle koyuyorum onu da. Ve arkadaşlar bu şekilde 30 dakika kadar bekliyoruz. 30 dakikanın sonunda saçı tamamen duruluyoruz. Durulama işlemini de nasıl yapıyorum? Onunla da ayrıntılı bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Hemen saçı yıkayacağınız zaman şöyle bir su tutup boyanın saçtan akmasını sağlamayın lütfen. Ne yapabilirsiniz? Çok az şekilde saçı nemlendirin ve daha sonra az önce yapmış olduğumuz gibi şu parmak işlerinizle şöyle masaj yapın. Saç hafif ıslarken masaj yapın.
O şekilde 1-2 dakika bekleyin ve sonrasında tamamen durulayın. O son aşama da bence gerçekten önemli. Fazlasıyla profesyonel olarak düşündüğüm aşamalardan bir tanesi tarak, bir diğeri parmak uçlarıyla masaj yapma. Üçüncüsü ise arkadaşlar saçı tamamen yıkarken önce saçı nemlendirip tüm saça yedirmek ve daha sonra durulamak. Artık finalde görüşmek üzere arkadaşlar. Bakalım saçlarımız ne kadar açılmaya devam edecek? Diplerle uçlar arasında fark olacak mı? Merak ediyorsanız az sonra finalde görüşürüz. Yarım saat sonra durulamaya geçeceğim. Ve sonrasında yine sizlerle birlikteyiz. Ve bu arada eldivenle işimiz bitti. Eldiveni de çıkarıp atabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar saçlarımı yıkayıp kurulayıp karşınıza geldim. Görmüş olduğunuz üzere bu sonuca ulaştım. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Şöyle diplere bakmak gerekirse asla dipler ve boylar arasında saç tonu farkı yok. Ve diğerine oranla saçlarım şu an 1-2 ton daha açılmış oldu arkadaşlar. İyi ki de diyorum ki aynı boyamayı, aynı karışımı bir defa daha yaptım. Neden? Bunu söylüyorum arkadaşlar. Neden bundan memnunum? Çünkü arkadaşlar şu an o boyama daha da saçıma oturdu. Daha tonunu açtı. Ve de arkadaşlar aynı boyayı kullanmış olduğum için de daha önceki boyamada fark olan diplerle yeni çıkan dipler de diğer boylarla birlikte karıştı. Şayet ki siz de yeni bir saç boyası deniyorsanız sizlere de her zaman ikinci boyamayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Aynı ton ve aynı marka saç boyasıyla arkadaşlar. Eğer ki ilkinden az da olsa memnun kaldıysanız ikinci boyamada kesinlikle saçınız tam olarak oturacaktır. Tonu ne olursa olsun hiç önemli değil. Sarı boya olması önemli değil. Siyah, kestane, kumral her boyamada ikinci boyamayı yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve sizlere şu püf noktasından da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yıkama esnasında her zaman ılık su kullanmanızı tavsiye ediyorum. Asla sıcak su kullanmayın. Tamamen saç boyamasından sonra ılık su kullanın arkadaşlar. Saç boyasının rengi ne olursa olsun yine fark etmiyor. Ama durulama suyunuz her zaman ılık olsun. Bu şekilde hem saç dipleriniz rahatlayacaktır hem de arkadaşlar saçınıza daha fazla zarar vermeyeceksinizdir. Ve yıkama anında normalde şampuan kullanılmaz. Şöyle kullanılmaz arkadaşlar. Saç boyasından sonra eğer ki saç boyasını kutu olarak alıyorsanız, örnek veriyorum paletinin içerisinde kendi saç kremi oluyor. Sadece o saç kremiyle son durulama suyundan sonra bir saç kremi uygulaması yapıyorsunuz ve saçlarınızı durulayıp çıkıyorsunuz. Fakat bu tarz benim kullanmış olduğum Igora boyalarında böyle bir şey mevcut değil. Ne yapıyoruz peki arkadaşlar bu boyamadan sonra? Bu marka boyayı kullandıktan sonra sadece saçlarınızı iyice duruluyorsunuz. Fakat arkadaşlar ben burada da bir noktada farklılık yapıyorum. Nasıl bir farklılık yapıyorum arkadaşlar? Saçlarımı duruladıktan sonra bir de mor şampuan uygulaması yapıyorum. Memnun kaldığım bir mor şampuanla saçlarımı tamamen duruladıktan sonra yıkıyorum. Ve 3-5 dakika kadar mor şampuanlı saçımla bekletiyorum. Evet, kullanmış olduğumuz boyalarda küllülük katan bir boya rengi kullanmış olabiliriz. 10.1'i bu amaçla kullanmıştık arkadaşlar. Fakat her zaman için saçların biraz daha küllülüğe ihtiyacı olabilir. Çünkü saçlar boyama zamanında arkadaşlar saç boyasının etkisiyle birlikte tamamen turunculaşmaya başlıyor. Bu sebeple arkadaşlar yine onun üzerinden bir mor şampuan kullanarak o turunculuk yaratacak olan etkiyi daha aza indirebilirsiniz. Ben bu boyamada Fitness Professional mor şampuanı kullandım. Bu mor şampuanla alakalı bir videom var. Etkisi nasıldır, nasıl kullanılır merak ediyorsanız onu da açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Gratisim Provoke Touch of Silver ve de arkadaşlar L'Oreal Elsevier turunculaşma karşıtı olan mor şampuanı ile alakalı da bir videom var. Onları da açıklamalar bölümüne koyacağım. Dilerseniz o videoya gidip ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Ben sonuçtan memnunum arkadaşlar. Şöyle bir saç boyasının sonucuna dönecek olursak gerçekten memnunum. Zaten sarı boyayı boyayarak saçlarınızdan tam bir sarı saç olmasını bekleyemezsiniz. Bu asla mümkün değildir. Genel olarak açma işlemi uygulamalısınız ya da yüksek oksidanla saçı boyama yapmalısınız. Ben gerektiği
gibi bir oksidan kullandım. 30 volümlük bir oksidan kullandım. 40 volümlük bir oksidan kullansaydım saç tonumun rengi daha fazla açılacaktı. Ama zaten açma işlemi yapmama sebebim de arkadaşlar saça zarar vermemek. Şu an saçlarım fazlasıyla sağlıklı arkadaşlar. Asla bir yanma, dökülme işlemi olmadı. Hiçbir şekilde saçlarımı kötü etkilemedi. Tabii ki de her saç boyaması saça biraz zarar verir. Bazen açma işlemi yaparsanız daha fazla zarar verebilirsiniz. Ya da yanlış uygulama yaparsanız daha fazla zarar verirsiniz. Ama şu an saçlarım gerektiği kadar sağlıklı arkadaşlar. O yönden de memnunum. Aşama aşama saç boyasına devam edeceğim. Şayet ki sarı saça ne zaman ulaşacağız merak ediyorsanız beni takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de kendiniz cesaret edip deneyebilirsiniz. Şöyle deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sonucunu kabul ediyorsanız, sonucuna razıysanız sizler de deneme yapabilirsiniz. Ve mantıklı şekilde deneme yaparsanız aslında çok da kötü sonuç elde edeceğinizi düşünmüyorum. Şöyle ki siyah bir saçı bu boyayla boyarsanız tabii ki de bu rengi elde edemezsiniz. Fakat kumral bir saçı her zaman sarıya yakınlaştırmak daha kolaydır. Ne yaparsanız aşama aşama ulaşabilirsiniz ve siyah bir saçı zaten açmadan sarıya doğru yaklaştırmak zordur. Kumral, kestane tonlarında bir saçınız varsa evet belki de bu boyamadan sonra bu tonu yakalamazsınız ama buna yakın bir şeyler illaki bir iki boyama daha fazla olsa bile yakalarsınız arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte açmadan sarı saç boyama işlemi yaptık. Umarım ki bu videom sizlere faydalı olabilmiştir. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.